Really? 16 no's. Dizi nasıl mı kanka? Daha fazla gidemedim. Al final la verdad siempre acaba saliendo la luz, ¿no? Ya neden? Harbi soruyorum, neden? Birinci bölüm iyi, ikinci bölüm üçüncü bölümden son bölüme kadar ise saldım çayra, Mevlam kayra tarzında ilerliyor aga. Bıktım Netflix'in bu tarz prosedür uygulamasından. Tek elit değil, hepsi böyle. Bu arada not bilgi, ilk sezondan spoiler olacak. Katil Polo kanka. Hiç şaşırdık mı? Elbette. Şaşırır mıyız? Senaryo mükemmel. Oyunculuklar mükemmel. Kurgu mükemmel. İşleniş mükemmel. Şaşırılır mı lan buna? Mükemmeli kabullenemiyorum kanka. Benim sıkıntım bu. Garizim var. Basıyorlar beni. Tık geliyor adama. Kendimi dişeceğim ya. Sonunda kendimi dişeceğim ya. İlk videoda bahsettiğim gibi konu güzel. Sunum kötü. İkincisi nasıl? Aynı. Ben üstüne daha güzel bir şeyler koyarlar sandım ama yanlış anlamışlar aga. Başka bir şeye koymuşlar. Harbi dalga kısmını geçtiğimize göre ciddiyete bindirelim. İlk korkum Guzman oldu çünkü kardeşini kaybetti. Normal olarak da bu karakter ikinci sezonda bayağı bir sıkıntılı olması lazım. Yani seviyesinden ya düşecek ya da üst seviye olup olgunlaşacak. Korkum düşmesiydi ve oldu. Düşmesi falan benim için negatif değil fakat sıkıntı şu, iyi işlemiyorlar. Ya bir dizide kaç tane parti sahnesi olabilir veya kaç tane içki içme, uyuşturucu içme sahnesi olabilir ve neden olur? Hemen nedenini açıklıyorum. Söyleyeyim, karakter kötü olay sonrası psikolojik meme, inanç veya idare noktasında zayıf olduğu için uyuşturucu maddelerine yönelir. Normal olarak. Dizi, film vesaire geçim, gerçek hayatta da görebileceğiniz bir şey bu zaten. Tamam, iç kanka. Stresini böyle atıyorsun, anladık. Ama sen de bokunu çıkarttın lan. Ya yetti aga, ben cinayet mi izliyorum, iki tane ergenin tavırlarını mı izliyorum? İsyanım büyük aga. Her neyse, dediğim gibi ilk bölüm ve son bölüm güzel. Diğerleri leşe, gereksiz. İlk sezonda sıkıntı neydi? Sunum. Şimdi ne? Gene sunum. Değişen bir şey yok. Yani karakterlere gelirsek girmek istemiyorum. Girsem başkasından çıkarım. Çünkü hepsi birbirine giriyor. İlgimi çeken kanka yine Carla, Guzman haricinde bir de olaya Torbacı Barbie katıldı. Bu arada Lur'un benzetmelerine hastayım ya. Torbacı Barbie de ilgimi çekiyor. Valerio ise ailenin yüz karası bir çocuk. Normalde sevdim mi? Nadia ve Valerio birlikte takıldığında gerçekten sevdim. Bu arada ilgimi çekenler gerçekten yavaş yavaş artıyor. Bazı karakterlerin gerçekten ilgi çekici yanları var. Lakin şöyle bir sıkıntı var aga. İlk sezonda da bahsettiğim gibi sunum kötü. Bak sunum kötü. Nadia ileriki sezonlarda nasıl olacak bilmiyorum ama şu an ilgi alanımda. Dediğim gibi Carla aşırı ilgimi çekiyordu. Sonra Christian Sam'ın ikilisi aklımda bir trafik kazası açtı. Carla suçlu fantezi seviyor aga. Ya da bu kadın çekiyor. Bildiğin suçlu çekiyor. Bildiğin isyancı moddaki takılan insanları çekiyor. Bu kadın çekiyor. Dizinin son bölümü aşırı hoşuma gitti. Hele ki Guzman ve Sam'ın işbirliği gerçekten güzeldi. Hakkını vereyim, o yerler güzeldi. Videoyu uzatmamak için ilk videoda söylediklerimden bahsetmeyeceğim çünkü yaptıkları hatalar yine aynı ve boşuna videoyu da uzatmak istemiyorum. Hatalar ne? Ya da hata ne? Sunum kanka. Konsept güzel. Karakterler eğer adam akıllı hikaye verirsen güzel. Ama şu sevdiğimiz sunumu, şu göstermek, insanlara empoze etmek, mesajını vermek, kanka içerek, sevişerek, yiyişerek olmuyor. Yani bana 5 bölüm aynı haltı izletme. Aynı haltı izlemekten nefret ediyorum. Ha başka fikrim mi yok? Kanka bizim gibi takıl lan. Araya iki fitne koy, dedikodu koy. Biri birinin kuyusunu kazsın. En azından birinci sezonda bu vardı ya. İkinci sezonda var mı yok mu bilmiyorum. Bir Lou yapıyor. O da zaten alışılmış bir karakter ya. Lou'yu da zaten bu yüzden sevmeye başladım şahsen. Onu izlerken bayağı bildin. Arkadaşlarım arasında bazıları konuşur. Ben de onları böyle konuşurken dinlerim. Böyle çekirdeğim falan kolamı alırım yanlarına geçir dinlerim. Böyle hoşuma da gider yani. Lou'yu o yüzden seviyorum gerçekten. Yani Lou'nun dizide bir... Ya senaryoda bir katkısı var mı? Yok. Diğerlerine bakıyorsun. Kanka hiçbirinin yok. Bir Carla'nın var. Guzman'ın var. Sam'ın var. Ha Nano vardı. Nano kayboldu kanka. Nano çok güzel diyorlardı bana.
İlk sezonda zaten Nano'yu sevmedim. İkinci sezonda zaten Nano yok. Dediğim gibi videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten 5 dakika olmuş, bayağı olmamış ya. Dediğim gibi ikinci videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü birinci sezonda yaptıkları hataların aynısını yine yapıyorlar. O yüzden dostlar, üçüncü sezonda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.